Arkadaşım, ben söylemiyor muyum size buralar fırçalanacak, temizlenecek diye? Simsiyah olduk, şuna bak. Boşa mı aidat veriyoruz? Ben gidiyorum. Of. Bir yere gitmeyin. Hey! 10 diş hekiminden 9'unun önerdiği diş macunu. Yardım et. Of, içim sıkıldı. Ben siz hallet işini. Ben reklamlardan kazandığım parayla Antalya'ya tatile gidiyorum. Hadi bay bay. Hayır. Kestik. Bravo çocuklar, bravo. Gösteri günü de aynı performansı sizden bekliyorum. Hadi şimdi yemek molası. Brokoli yemeği. Hayır. Aha, pardon. Rolden çıkamadım. Yoksa brokoliyi çok severim. Necati, ne oluyor? Sakin ol. Çocuklar, size demedim mi Necati'yi dışarıda bırakmayın diye? Bozuluyor sonra. Hayır hayır, bize bir şey söylemeye çalışıyor. İki kelime. Yerli. Açılın, ben Necati'ce biliyorum. Üfürge, totoşları, kütürge talaşları. Kütürge talaşları mı? Süpürge savaşları. En heyecanlı, en muhteşem yarış. Üstelik seyirci değil, yarışmacı olarak gideceğiz. Ver bakayım. Necati, kötü haber. Bu geceymiş yarış. Canan'ın gösterisi var. Zaten gelmesin o. Canan bizi yavaşlatır. Necati, anlamadın galiba. Canan'ın gösterisi var. Yani hepimiz Canan'ı izlemeye gidiyoruz. Sen dahil. Nasıl yani? Kebabın yanına gelen salata fiyata dahildeki gibi dahil mi? Nasıl anlamak istiyorsan öyle. Anlamak istemiyorum. Dikkat dikkat. Oylama zamanı. Sizce gösteride hangi kostümü giymeliyim? Ben büyük olanı beğendim ama size de sorayım. Anne? Büyük olanı giy. Seneye de giyersin. Baba? Küçüğü giy, küçüğü. Zaman yolculuğu yaparsan geçen sene de giyersin. Şakir? Ben de küçüğe oy veriyorum. Seni daha uzun gösterir. Durum 2-2 oldu. Keşke eşitlik olmasa. Kafam karıştı. Ben fikrimi söylemedim daha. Ne yapsak? Yazı tura mı atsak? Baba, 50 kuruş verir misin? Laf döndü dolaştı, yine cebimdeki paraya geldi. Al. Ha? Yazı geldi. Büyük kostümde karar kıldık. 50 kuruş farkla büyük seçim demek. Çok ekonomik. Necati, dur, ne oluyor? Yetti artık. Bu ailete gereken değeri görmüyorum. Sanki bu aileden değilmişim gibi. Necati, zaten aileden değilsin. Arkadaşımızsın. Şşt, Remzi, nazik ol. Aileden değil miyim? Zaten belliydi. Hiçbir zaman benim fikirlerimi önemsemediniz. Verdiğim tavsiyeler umurunuzda değil. Sizin için önemsiz biriyim. Noylanım ben. Necati, naylon o. Noylan değil. Nanoylan bile olamadım. Noylan demek ne kadar zormuş. Necati, olur mu öyle şey? Gel gel. Senin tavsiyelerini çok önemsiyoruz. Değil mi çocuklar? Evet, önemsiyoruz. Ailemizden önemlisin. Çok önemlisin. Evet, seni çok önemsiyoruz tabii. Poşetten önemlisin. Öyle mi? Evet öyle. Hatta bundan böyle tüm tavsiyelerine uyacağız. Hepsine mi? Hepsine. Kötü adam gülüşü. Oo, yemekte ne var Kadriye? Bamya. Süper. Bal da döksene azıcık. Ay ne balı Necati, şaşırdın mı? Tavsiyelerime uyacaktınız hani. Ağlarım bak. Babaannem işine dans ederek gitmelisin derdi hem. Bu kadar palyaçoluk yeter. Biraz dans et Remzi. Remzi, kovuldun. Oh. Fısır fısır fısır. Necati, söyleyemem bunu. Sen dinle beni. Çok komik olacak. Öf. Tamam. Sen kovamazsın. Ben istifa ediyorum. Oo, iyi. Sadece kovulanlara verdiğimiz bu özür pastasını da Sedat yer artık. Al Sedat, bu senin. Müdürüm, bu bir mesaj mı? Lütfen kovmayın beni. Söz veriyorum. Çok çalışacağım. Çok. Biraz pul biber.
Az da bebe bisküvisi. Bence şöyle yapmalısın. Fısır 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 fısır. 32 çokmuş öğretmenim. 30 yapın anlaşalım. Sıkı pazarlıkçı çıktı. Rus salatası. Azıcık laf salatası. Biraz mısır. Biraz da kısır. Sağdan git sağdan. Uzaylılar anca öyle yenebilirsin. Necati abi, futbol oyunu bu. Olsun, sen sağdan git. Nereye gidiyorsun? Sanırım bakkala. Beni beklemeyin. Hadi bakalım. Bugün yeni bir tarif denedim. Necati sağ olsun. Bu koku da ne? Çok lezzetsizim. Hiçbir şeye benzemiyorum. Kadriye! Yemeğim benimle konuşuyor galiba. Merak etme, ısırmaz. Acaba dışarıda mı yesek bugünlük Kadriye? Oradan da Canan'ın gösterisine geçeriz. Okula yakın Uzak Doğu restoranı açıldı. Oraya gidelim. Sonuçta okula uzak, Yakın Doğu restoranından daha iyi. Sonunda mantıklı bir tavsiye verdin. Hadi gidelim çocuklar. Sen gelmiyorsun. Necati, emin misin burası olduğuna? Bir garip görünüyor. Evet. Hadi girin, çok acıktım. İşte biletler. Bir de bir şey soracağım. Şimdi sen Uzak Doğulusun ya. Kenan Doğulu'yu tanıyor musun? Kung Fu! Tamam, kızma. Masalar nerede? Ayol, bu nasıl lokanta? Son yarışmacılarımız da geldiğine göre... Süpürge savaşları başlasın! Oley! Çok eğlenceli olacak, yaşasın! Süpürge savaşları! Oley! Süpürge savaşları mı? Bir dakika! Bizi kandırdın! İnanamıyorum! Evet, kandırdın bizi! Tütü, ne kadar ayıp! En başından beri her şeyi planlamış. Tavsiyesini dinleyip buraya gelmemiz için. Biz gidiyoruz Necati. Sen istediğin kadar süpür buraları. Kung Fu! Korkmayın. Sürekli bağırıyor öyle. Bu restorandan sadece kazanan yarışmacılar ayrılabilir. Kaybedenler sabaha kadar restoranı süpürecek. Yarışmadan bir yere ayrılamazsınız. Bir daha Necati'nin tek bir sözünü dinleyen ne olsun? Evet, yarışmacıları piste alalım. Yarışma basit. Pistin sonundaki altın kağıdı süpüren yarışmacı kazanır. Necati, ne saçma bir yarışmaya soktun bizi. Evet, süpürgelerimiz gelsin. Necati Bey ve arkadaşları ilk kez yarışacakları için öncelik onların. İstediğiniz süpürgeyi seçebilirsiniz. Hızlı, dev ve külüstür. Cemzi, ben daha önce izledim. En küçük olan en hızlı, onu alalım. Necati diyorsa küçük olanı almıyoruz. Çünkü berbat tavsiyeleri var. Bari dev süpürgeyi alalım, bana güvenin. O zaman kararımız belli. Külüstürü seçtik. Çok pişman olacaksınız. Bir pişmanıya kadar pişman. Yerlerinize. Sen bizimle gelmiyorsun. Kendi başına çaresine bak. Remzi, Şakir. En iyi dostunuzu bırakmayın. Al abi, benim el süpürgesini ayarladım sana. Sağ ol dostum. Süpürdükçe seni hatırlayacağım. Oyunun konusu ne? Ay, bizi anlatıyor. Biz de çok acayip olacak. Baba, ileri doğru gitmeliyiz. Süpürge kullanmayı bilmiyorum ki. Tavşancık, bakma öyle. Süpürürüm seni bak. İmdat! Kadriye, saçını süpürge etmene gerek yoktu. Acil durun! Kumpir sıkıştırın, Canan gelmedi. Tereyağsız kumpir olmaz. Sen kumpiri tereyağı yardımıyla çıkar, ben de gergin Canan'ı bekleyeyim. Hayır, tereyağı olmaz. Alerjim var. Apça! En azından işe yaradı. Oldu sonunda. Sıkı tutunun. Olamaz. Goril yarışı bitirmek üzere. Goril kardeş. Yarışı bitiriyorsun madem. Şu mutfaktan aldığın erişteleri kaynatsana. Bitirince yeriz. Erişte gücü. Necati, ne yapıyorsun? Size büyük olanı alalım demiştim. Erişteler de güme gitti. Necati, daha fazla konuşma. Bu külüstürün neler yapabileceğini izleyin şimdi. Sıkı tutunun.
Şimdi yarışı kaybettik işte. Daha da kötüsü, üstümüze doğru geliyor. Nerede bu Canan? Kompir, in arkadaşını tepesinden. Çok gerginim. Hadi oğlum, hadi. Acaba yardım mı etseniz? Gelmek üzere Şakir. Tüm bunları başınıza ben açtım. Ama Fil Necati olmanın bazı sorumlulukları var. Necati, in kafamdan. Fil Necati, arkadaşlarını her şeyden çok önemser. Fil Necati korkmaz. Ha? Necati abi, hayır. Şakir atla, çalıştı. Necati. Olamaz, geliyor. Başaracağız. Hadi baba. Bunu Canan'dan beklemezdim. Onsuz başlıyoruz. Kung Fu! He? Kaybettiniz. İşte faraşlarınız. Sabaha kadar buralar tertemiz olacak. Gösterimi kaçırdım. Be kazanan! Kazanan biziz. Biz kazandık. Necati çok geç. Senin yüzünden Canan gösterisini kaçırdı. Altın kağıdı süpüren kazanır değil mi? İşte içeride el süpürgemle altın kağıdı tekrar süpürdüm. Yani kazanan biziz. Ha? Böyle saçmalık olmaz. Kung Fu! Kung Fu! Teknik olarak evet, haklısın. Yaşasın! Affettirdin kendini. Hadi gidelim. Belki yetişiriz gösteriye. Yalnız durun bakalım. Kazanan Necati Bey ve el süpürgesi. Siz farklı yarışmacılarsınız. Gidemezsiniz. Aa, yeter ama. Anne gücünü gösterme zamanı geldi. Kung Fu! Kung Fu Kung Fu. Çekil bakayım. Kendilerini süpürdü şapşallar. Kadriye. Sorması ayıp, ne yapıyoruz burada? Beni affettiniz ve tekrar aile olmamızı kutluyoruz bence. Gelin sarılalım. Kızım, oyun için hazır ol. Annen olaya el atıyor. Her 10 diş hekiminden 9'unun önerdiği diş macunu. Yardım et. O gelmedi. Ama ben kalan diş hekiminin önerdiği macunum. Ben yardım etsem? Antalya'ya gitmekten vazgeçtim. Necati abim gibi kendimi arkadaşlarım için feda edeceğim. Canan, repliğini mi karıştırdın? Ne yapıyorsun? İmdat! Ne kadar da hızlı büyüyorlar değil mi? Thank you.